Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlere Çin merkezli cep telefonu markası Oppo'nun hikayesini anlatıyoruz. Ülkemizde de faaliyet gösteren Oppo ile ilgili merak ettikleriniz bu videoda hep beraber izleyelim. Çin'in en önemli teknoloji markalarından biri olan Oppo 2004 yılında kuruldu. Kurulduğu ilk yıllarda MP3 çalar, medya oynatıcı, LCD TV ve DVD Blu-ray gibi ürünlere odaklanan markanın kökenine baktığımızda ise karşımıza BBK elektronik firması çıkıyor. BBK'nın kurucusu Duan Yongping, cep telefonunun özellikleri dolayısıyla ayrı bir şirket olması gerektiğini düşündüğünden Oppo markasını oluşturdu. Çok uluslu bir şirket olacak bu yeni oluşum için isim olarak Oppo seçildi ve yüzden fazla ülkede bu ismin telaffuz edilebilirliği ve herhangi bir olumsuz anlam taşımadığı araştırılıp onaylandı. Çin merkezli bir şirket olan BBK birden fazla şirketi bünyesinde barındırıyor. Oppo da bu markalardan biri. BBK bünyesinde aynı zamanda Vivo, Realme ve OnePlus gibi markaların da bulunduğunu belirtelim. 2008 yılında telefon üretimine de başlayan marka ilk etapta Çin çapında büyük bir satış ağı kurdu. 2011 yılında akıllı telefon pazarına giren marka bu alanda çok hızlı ilerledi. 2011 yılında ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı bir reklam kampanyası ile Find modelini duyuran marka daha sonra diğer modellerini de dünya çapında satışa sundu. Oppo'nun telefon alanındaki yıllara göre atılımına bakacak olursak karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. 2012 yılında 5 megapiksel ve 16 megapiksel ön kameralı akıllı telefonlarını piyasaya süren ilk marka oldu. Yine 2012 yılında U-Lite 2 ilk selfie güzelleştirici özelliğine sahip telefonu piyasaya sürdü. 2013 yılına geldiğimizde ise Find 7 Ultra 13 megapiksel kamera HD fotoğraf özelliğiyle satışa sunuldu. 2014 yılında ise N3 dünyanın ilk motorlu döner kameraya sahip cep telefonu oldu. 2016 yılında Oppo'nun başlattığı Selfie Expert F serisi akıllı telefon endüstrisinde bir selfie trendi geliştirdi. Yine 2016 yılında R9S, R9S Ultra, IMX398 sensörle çığır açıcı düşük ışıklı fotoğraf çekim deneyimini geliştirdi. 2017 yılına geldiğimizde ise akıllı telefonlarda 5x çift kamera zoom teknolojisini dünya ile buluşturdu. Yine 2017 yılında R11 amiral gemisi fotoğraf işlemciyle daha hızlı odaklanma hızı, az ışıklı yerlerde daha canlı renklerle daha iyi fotoğrafçılık deneyimi sundu. 2018 yılında ise Oppo Find X panoramik ekran, doğanın güzelliğini önde gelen bir teknoloji ürüne dönüştüren dünyanın ilk panoramik tasarlanmış telefonu piyasaya sürdü. 2018 yılında Oppo Find X Tilt 3D kamerası ile telefon pazarında yeni kamera trendlerinin yolunu açtı. 2019 yılına geldiğimizde ise Oppo Reno serisinde pop-up kamerayla tasarımda bir fark oluşturdu. Yine 2019 yılında 5G teknolojisi testlerini geçen ilk 5G akıllı telefon Oppo tarafından sunuldu. 2019 yılında bir diğer önemli Oppo teknolojisi ise üç lens sistemi 10x zoom teknolojisi ile ultra geniş açıya ulaşma ve 60x güncelleme deneyimi hayata geçirildi. Oppo'nun yine 2019 yılında geliştirdiği bir teknoloji ise tam ekran deneyimi sunan ilk ekran altı kamera teknolojisi oldu. Cep telefonu kameraları konusunda iddialı bir marka olan Oppo'nun bu alandaki felsefesi 3 farklı temele dayanıyor. Netlik, güzellik ve eğlence. Eğlence tarafına baktığımızda Oppo, IR etiketleri yani Augmented Reality etiketleri, emoji, yavaş hareket için bir dizi teknoloji geliştirdi. Bu, genç ve dinamik hedef kitlenin yeni beklentilerine somut bir şekilde cevap vermeyi hedefliyordu. Güzellik tarafına baktığımızda ise Oppo cihazları özellikle AI yani yapay zeka cihazlarıyla birlikte etkinliklerde ve hassasiyetlerinde şaşırtıcı portreler ve güzellik efektleri elde etmek için son uygulamalarla donatıldı. Son olarak AI Ultramod temiz motor teknolojisi sensör HDR, RAW HD sayesinde netlik boyutu da ön plana çıkıyor. Oppo aynı zamanda 5G konusunda da birçok adım atmış markalardan bir tanesi. Özellikle telefon ve teknolojiler tarafında 5G'yi destekleyen birçok farklı modeli bulunuyor. Oppo 2019 yılında Swisscom, Ericsson ve Qualcomm ile birlikte stratejik ortaklık kurarak 5G Landing Project'i geliştirdi. Ve Avrupa'nın ilk 5G'ye bağlantılı telefonu olan Oppo Reno 5G'yi piyasaya sürdü. Oppo'nun iş ortaklarından Turkcell, 5G altyapısı üzerinde yaptığı hız testini ilk kez Oppo Reno 5G ile gerçekleştirdi. Kullanıcı deneyimini beklenti ötesinde şekillendirmeye çalışan ve 5G'de önce olan Oppo, 2015 yılında da ilk 5G ekibini kurdu. Lider telefon markası o tarihten beri standartizasyon, RGB uygulamalar gibi alanlarda yeni nesil teknolojide büyük yatırımlar yapıyor. 5G'nin küresel gelişiminin uzun süredir önemli bir parçası olan Oppo,
akıllı 5G standart organizasyonuna 2800'den fazla teknik teklif sunarak 3GPP'ye en çok katkıda bulunan markalardan biri oldu. IDC'ye göre Oppo 2018 yılında dünya çapında 5 numaralı akıllı telefon markası olarak seçildi. 40'tan fazla ülkede ve bölgede hizmet veren Oppo, müşteriler için daha iyi bir yaşam oluşturmaya adanmış 6 araştırma merkezine, ki bunlardan bir tanesi Silikon Vadisi'nde bulunuyor, sahiptir. Oppo'nun 400 bin satış noktası bulunmaktadır. Dünyada 40 binden fazla çalışanı ile müşteriler için daha iyi bir yaşam tasarlamaya kendini adayan Oppo, 250 milyondan fazla genç insana mükemmel akıllı telefon fotoğrafçı deneyimini sunmaktadır. Çin merkezli Oppo'nun 32 binden fazla teknoloji patenti bulunuyor. Mobil fotoğrafçılık teknolojisi açısından Oppo yaklaşık 1800 patent başvurusunda bulundu. 2019 yılında 700'den fazla akademik makale yayınlayan Oppo, 5G üzerinde 1000'den fazla patente sahiptir. Oppo, son 10 yıldır mobil fotoğrafçılık teknolojisindeki yenilikleri canlandırırken kameralı cep telefonu üretmeye odaklanmıştır. Marka 2012 yılında selfie güzelleştirme çağını başlatarak 5 megapiksel ve 16 megapiksel ön kameralarla akıllı telefonlarını piyasaya süren ilk marka oldu. Ayrıca Oppo motorlu döner kamera, Ultra HD özelliği ve 5x dual kamera zoom teknolojisini tanıtan ilk marka oldu. 2008 yılında ilk telefonunu piyasaya sürdüğünden beri Oppo, estetik, memnuniyet ve yenilikçi teknolojinin sinerjisini tutkulu bir şekilde takip etmektedir. Bugün Oppo, müşterilere Find ve Nano serileri, Color OS işletim sistemi ve Oppo Cloud ve Oppo Plus gibi internet hizmetlerinin öncülük ettiği geniş bir akıllı telefon yelpazesi sunmaktadır. Öte yandan Oppo, MWC Shanghai 2019'da bir başka yeniliği olan Mesh Talk'u tanıttı. Merkezi olmayan bir iletişim teknolojisi olarak nitelendirilen Mesh Talk, cep telefonu şebekesi, Wi-Fi veya Bluetooth olmadan 3 kilometre mesafedeki Oppo cihazları arasında kısa mesajların, sesli mesajların ve gerçek zamanlı sesli aramanın iletimini sağlıyor. Oppo'nun Avrupa'daki pazarlara giriş stratejisi, markanın bölgede derin kökler oluşturma ve yenilikçi teknolojileri, stratejik yatırımları ve güçlü yerel ortaklıkları ile markayı inşa etmeye devam etme taahhüdünü vurgulamaktadır. Mobil fotoğrafçılık alanında iddialı olan Oppo aynı zamanda uluslararası çapta düzenlenen bazı mobil fotoğrafçılık yarışmalarına da imza atıyor. Oppo Creators Awards fotoğraf ödülleri, lider akıllı telefon markası Oppo tarafından oluşturulan dünya çapında yeni nesil fotoğraf tutkunlarını desteklemeyi, geliştirmeyi, teşvik etmeyi amaçlayan benzersiz bir platform. Özel bir içerik alışveriş platformu sunan yaratıcılık ödülü, finansal destekten mentorluk ve görünürlüğe uzanan çeşitli ödüllerle fotoğraf tutkunları arasında kapsayıcı ve küresel bir topluluk oluşturarak yaratıcı yetenekleri tespit etmeyi ve görsel hikaye anlatımını desteklemeyi amaçlıyor. Fotoğrafçılık her zaman Oppo'nun stratejisinin odağında olmuştur. Oppo, kullanıcılara daha iyi bir fotoğrafçılık deneyimi yaşatmak ve iyi fotoğraf çekmeyi kolaylaştırmak için hem donanım hem de algoritmalar konusunda yenilik ve araştırma yapmaya aralıksız olarak devam etmektedir. Oppo ayrıca akıllı telefon fotoğrafçılığının kullanıcılar için ne anlama geldiğini anlamaya çalışmaktadır. Oppo Creators Awards Fotoğraf Ödülleri 2019, fotoğrafta yaratıcılık projesinin en önemli parçasıdır. Bu etkinlik sayesinde akıllı telefon kullanıcılarının fotoğraf alanındaki yaratıcılıklarını göstermelerini sağlayan bir platform sunmayı hem de fotoğraf tutkunlarının sahip olduğu büyük potansiyeli değerlendirmeyi hedefler. Fotoğraf tutkunlarının en iyi çalışmalarını milyonlarca insan bir fotoğraf sergisinde resmi bir Oppo duvar kağıdı olarak veya bir reklam panosunda görebilir. Hatta çalışmamız Oppo Fotoğraf Ödülleri sergisinde bile sergilenebilir. Evet, bu bilgileri verdikten sonra Oppo peki Türkiye'de neler yapıyor? Birazcık da buna odaklanmamız gerekirse markanın ilk Türkiye'ye girişi 2018'in sonu 2019'un başında oldu. Türkiye pazarına 2018 yılının son aylarında giriş yapan markanın başındaki isim ise önüne gelen teknoloji markalarında daha önce yaptığı yöneticilik ve üst düzey yöneticilik deneyimleriyle bilinen Wei Zheng Zuo oldu. Türkçe'de öğrenen Zuo liderliğindeki Oppo Türkiye ekibi ilk etapta RX17 Pro, RX17 Neo ve AX7 modellerini Türkiye pazarında satışa sundu. Üçlü kamerası, damla ekranı ve ekran parmak izi sensörlü RX17 Pro, akıllı cep telefonu dünyasına farklı bir bakış açısı getirdi. Damla ekran, ki 6.4 inçlik olan bu ekran, ön yüzün %91.5'ini oluşturuyor. Ve 3D kavisli tasarım sayesinde tüm dikkatleri üstüne çeken model, 6 GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 710 chipsetiyle donatılmıştı. Bu modelin bir diğer önemli özelliği ise Super VOOC teknolojisi sayesinde 10 dakikalık şarjlı %40 seviyesinde, 40 dakikada ise %100 dolum sağlaması oldu.
Oppo 2019 yılında ise Türkiye pazarına kamerasıyla iddialı Renault, Renault Onyx ve Renault Z modellerini sundu. Devam eden aylarda ise Oppo A5, Renault 2, Oppo A9 2020 ve Renault 2Z modelleri de yine Türk tüketicilerinin beğenisine sunuldu. Oppo Türkiye'de bu ürünleri piyasaya sürdükten sonra önemli bir kampanyaya da imza attı. Ünlü müzisyen, ünlü şarkıcı Sıla ile anlaşan marka iki farklı reklam filmini gösterime sundu. Televizyondan YouTube'a kadar birçok farklı mecrada yayınlanan ilk reklamda Sıla, Oppo A9 2020 modelinin kamera özelliklerini esprili bir dille anlattı. İkinci reklamda ise yine Oppo cep telefonlarının özellikleri Türkiye'de ilk kez kullanılan bir yöntemle Orhan Veli şiirleri üzerinden anlatıldı. Her iki reklam da kamuoyunda büyük ilgi gördü ve marka bilinirliği üzerinde ciddi etkisi oldu. Marka bilinirliğini arttıran bu reklamların Oppo'nun Türkiye'deki tanıtımına önemli bir katkı sağladığını söylemek isteriz. Görünen o ki Oppo'nun hem Türkiye'deki hem de dünya çapındaki faaliyetleri devam edecek ve önümüzdeki yıllarda da 2020'de ve diğer yıllarda da bize Oppo her bütçeye, her beklentiye, her ihtiyaca uygun cep telefonunu üretmeye devam edecek. Bu videoda sizlere Çin merkezli ünlü cep telefonu markası Oppo'nun tarihini ve Türkiye'deki faaliyetlerini anlatmaya çalıştık. Oppo ile ilgili merak ettiğiniz şeyler olabilir. Bu videonun altında bizlere soru olarak sorarsanız biz de elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız. YouTube kanalımıza abone olmayı, Teknoloji Oku'yu aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.